Asam konuklarımın içim rahat etmez, eve rahat gidemem. Şimdi hani demiştik ya, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e siyaset, yani İYİ Parti'yi bırakmaması, liderliği bırakmaması yönündeki telkinine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğuna dair bir kulis bilgisi. Politik Yol'dan Altan Sancar'ın iddiası, muhtemelen yarın bu iddiayı çok güçlü bir şekilde konuşuyor, tartışıyor olacağız. Salih Uzun, sizden böyle bir iki dakikayla bu iddiaya dair, çünkü zaten ilk iki saatte konuşmuştuk zaten orada yarım kalan bir yer vardı. Demek ki o parça bence tamamlanıyor. Can Hocam'la birlikte yapılan yorumda. Tweet mesajıyla orada hafiften bir yer eksik kalmıştı. Tayyip Bey de eğer bırakmasın diyorsa, böyle bir haber o gerçekse yahut da bunun aslı varsa, en azından böyle bir ihtimalin ortaya çıkmış olması bile oradaki yarım kalan parçayı tamamlıyor. Demek ki o zaman Meral Hanım'ın yani İYİ Parti üzerinde bir şey var, bir niyet var. Onunla ilgili bir planlama var. Ne taraftan? Cumhur İttifakı tarafından. Niye olabilir? Olsa olsa şu olabilir: bundan sonra önümüzdeki dönemde hani bir anayasa değişikliği söz konusu olacaktır. Orada eksik bir sayı var. Hani 360'ı tamamlamayı gerektiren bir sayı var. Dolayısıyla Meral Hanım'ın başında bulunacağı İYİ Parti'nin kendileri açısından lehte sonuç doğuracağı kanaati olmuş olabilir. Bu tamamen bizim yorumumuzun ötesinde, bir genel başkan adaylarından bir tanesinin söylediği, yazdığı mesaj üzerinden bunu söylüyorum. Yani evet. Burada bir şey söyleyeyim, yani Sayın Bahçeli dedi ki ya bırakmasın orayı. Hani Sayın Bahçeli bu seçim sonuçlarını da ya kendisi tam okumadı yahut da danışmanları da onu tam izah etmediler. Sayın Bahçeli'ye toplum böyle bir hani siyasetin geneline bir ayar verme şeyi, mesajı vermedi bu seçimden. Tam tersi, ya bir dakika sen hani bakacaksan kendi partine bak mesajı vermiş olabilir. Ama Sayın Bahçeli hangi seçim sonuçları üzerinden böyle bir şey yapıyor ki başka bir siyasi partinin genel başkanlığın kalması veya gitmesi üzerine yorum yapıyor. Buradan ki ters teper yani bu da. Yani ters teper elbette. Bunu istiyorsa bile tabii bunu ki o partinin tabanında ters teper. Demek ki o zaman öyle bir hani bir iyi niyet beyanının ötesinde başka bir şey var burada. Tolga Kalın'ın dediğiyle bu iki haber örtüşüyor. Demek ki İYİ Parti'nin parlamentodaki sayısı bence, yani başka bir şey konuşulamaz, parlamentodaki milletvekili sayısı bundan sonra Cumhur İttifakı'nın bir siyaset planlaması içerisinde hesap ediliyor demektir. Peki, önemli bir şeye vurgu yaptı. Yani bundan sonraki süreçte İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'yla işbirliği içerisinde demeyeyim de attığı adımlarda birbirlerine destek olurken mi göreceğiz bu fotoğraf, bu açıklamalar, bu kulis bilgileri bize şimdilik bunu mu söylüyor? Şu defterimi bir eski sayfaya çevireyim, şöyle bir şey söyleyeyim. İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirdi. Sanırım Fikret abi söylemişti bunu, yanlış hatırlamıyorsam. Meral Akşener'in bu şeydi. İlk bölümde söylediği cümleydi. İmamoğlu ve Meral Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı eleştirmedi, suçladı. Hakaret etti hatta. Yani suçladı. Şimdi bu çerçevede şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı aramış olabilir, edebilir. Ama Türk siyasetinde perdeler kalkıyor. Partiler gerçek kimlikleriyle ortaya çıkacaklar. Benim beklediğim bir süreç bu. Ben perdeler kalktıktan sonra gerçek kimlikleriyle partiler geldiği zaman nasıl bir siyasi oluşum yelpaze, biraz önce söylemeye çalıştığım şey, sağ yelpazenin nasıl oluşacağını ondan sonra göreceğiz. Peki. Can, senden de bir yorum alayım. Ben şuna tekrar vurgu yapmak isterim. Çünkü bu konuda bizim aylardır konuştuğumuz bir meseleydi. Hep İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı çizgisine kaydığını söylüyorduk. O dönemde bize İYİ Parti saflarından da çok fazla eleştiri geliyordu. Biz üçüncü yolu açmak için bu yola çıktık. İşte özü başına girdik, ne CHP'den yanayız ne AKP'den yanayız vesaire diye. Şimdi Tolga Akalın diyor ki, bunu tekrar söylemek durumundayım. Kongrenin yapılmaması, yani Akşener'in görevde kalmaya devam etmesi, İYİ Parti'yi Erdoğan'ın arka bahçesi yapar diyor. Şu anda görevde olan Akşener olduğuna göre, şu anda verili şartlar itibariyle İYİ Parti
Erdoğan'ın arka bahçesi demektir. Erdoğan'ın geleceğine hizmet eder. Evet, 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 var, evet. Ve geleceğine hizmet eder diyor. Yani demek ki şu anda hali hazırda İYİ Parti Erdoğan'ın arka bahçesi. Şimdi biz de bunu söylüyorduk. Şimdi o dönemde biz bunu söylediğimizde bize denilmedik bırakılmıyordu. Şimdi bakın İYİ Parti'nin en yetkili kişilerinden bir tanesi bunu söylüyor. O özü başınalık hareketinin de başlatıcılarından bir tanesi bunu söylüyor. Ve İYİ Parti'nin başkan adaylarından bir tanesi bunu söylüyor. Hani tarihin bizi ne kadar haklı çıkarttığında ben bir kere daha not olarak Can düşmek istedim. Can kakışım da hiç sevmez haklı çıkmayı. Ben demiştim demeyi de çok severim, Allah kahretsin. Biliyorum, bilmez olur muyum hiç? Efendim, yavaş yavaş noktalayacağız tabii, adettendir. Ama ben sevgili Ceren Kumbasar Mumay'dan da bir cümleyle yorumunu alayım bu kulis bilgisine dair. Ardından da Fikret Bila'dan gecenin manşetini alacağım sevgili Ceren. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben Sayın Uzun'u Uzun'un bakış açısının tam tersi bir yerde duruyorum. Tam tersine Bahçeli bence çok iyi okuduğu için böyle bir çağrı yapıyor. Meral Akşener'in İyi Parti'nin başında